Burak, hazır mısın sen? Evet hocam. Gözde, hadi. Hemen hazırlanıyorum. Allah Allah, bitmedi. Saatçığım, iyi dersler. Kuzucuğum, görüşürüz. Rahat edin. Hadi bekliyorum dışarıda. Vallahi geç kaldık. Allah'ım yarabbim, eh be Gözde, eh be Gözde. Nadir. İyi geceler yok mu? Ne bu böyle? Simitlerini düşürmüş simitçi çocuk gibi boynun bükük duruyorsun. Hayat abla, yani benim de çok farkım yok o çocuktan. Ya şu an itibariyle ben de işsizim. Aa, kovuldun mu? Kovulmadım, istifa ettim. Yani hani böyle kovulmama bir iki dakika vardı, ben anladım. Ha, kovulmadan önce pat yapıştırdım, istifaya çıktım. Tam detaylara boğma beni, hay Allah, nasıl? Ya Hayat abla, şimdi ben düşünüyorum da ben hayatım önce hiç işsiz kalmadım. İşsiz güçsüz ne yaparım ben? Deliririm ya, kafayı yerim. Ya ben ne yapacağım ya? Hayat abla. Ne oldu? Aklım geldi. Ya ben size geleyim mi? Temizlikçi kadınlık yaparım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bir ütü yaparım, bir cam silerim, parmaklarını yersin. Ay Nadir, saçmalama Allah aşkına. Kadın işi o, erkek işi mi? Bu ne ya? Bu nasıl bir bakış açısı? Ya biz erkekler de gayet tüm kadınların yaptığı işleri yapabiliriz. Ya yeter artık, bu dünyada bizi hor görmeyin. Ya ben gayet temizlikçi kadınlık yapabilirim Hayat ablacığım. Ay Nadir, Allah aşkına olacak işmiş mi senin bu söylediğin? İyi tamam Hayat ablacığım. Yani Allah korusun, ben de işsiz güçsüz kalırsam, hani kötü yola falan düşersem sen üzülürsün. Ay. Tamam dur. Enseyi karartma hemen. O bizim kantinde bir açık vardı. Bir konuşayım, olmadı seni oraya aldırmaya çalışayım, tamam mı? Hayır öpme, öpme. Öptüm. Hayat abla, sen yemin ediyorum var ya, adamsın, adamın dibisin. Kaybol Nadir, öğleden sonra okula gel, hadi canım. Emin olur, büyük patron. Allah'ım yarabbim, daha Nadir, ha. Gözde, ha. Tamam abla, geldik. İyi hadi binin. Aman sallandınız da sallandınız. Hadi çocuklar hadi. Hocam ben otobüste gideyim ya. Aa Burak, ne otobüsü Allah aşkına, hadi bin gidiyoruz. Ya hocam şimdi sizde kaldığımızı, evden atıldığımızı falan bilmesinler. Sen söylemezsen kim nereden bilecek Burak? Ne var yani, ayrıca ben senin öğretmeninim. Evinde yolumun üstü geçerken aldım derim, ne var bunda? Oo. Burak, ablanın ilk defa yalan söylediğini duyuyorum. Yani senin için ilkeleriyle ters düşüyor şu anda. Bence onu kırma. Gözü abartma istersen. Beyaz yalan bu. Allah Allah. Hadi çocuklar, hadi hadi binin hadi. Tamam. Aa, hem ağır bataryasınız hem nazlısınız. Hay Allah'ım ya. Aa, hayırdır? Ne hayır abla? Kendine özel şoför tuttuğuna göre herhalde özel araba da alacaksın Gözdeciğim. Abla, arkadaşım arkada otururken onu yalnız mı bıraksaydım? Hocam şey olacaksa ben geçeyim öyle. Yok tamam çocuğum, tamam hadi oturun. Allah'ım yarabbim, valla Gözde Hanım Buckingham Palace'da doğup İngiliz dadılarla büyüdüğü için böyle aristokratlığı tutuyor arada. Ah. Gözüm üstünde Koray. İlla ki bir açık vereceksin. Ben de sana insanların hayatıyla oynamaman gerektiğini öğreteceğim. Burak! Ya ablam etüt sınıfına kalacakmış da eve birlikte gidelim mi? Ha, ben eve geçmiyorum yalnız. Nereye gideceksin? Ya bir işim var. Anladım. Yani anlamadım ama neyse, sormayacağım. Hadi akşam görüşürüz, tamam mı? Merhaba. Aa! Şu an vallahi ağlamak istiyorum. Nilgün Hanım, bunlar ders çalışıyorlar. Vallahi öğretmen hanım, kendi derslerini bıraktılar. Suat'ın dersini çalıştırıyorlar. Pes. Ben. Yok yok, hallederim ben. Yok yok, olur mu benim? Tamam. Tamam. Peki, sağ ol. Abi, vallahi ben şunu çözemedim. Neymiş o, bakayım? O zaman
Gözde'yle olmamı istemiyorsunuz. Ondan uzaklaşmamı istiyorsunuz. Ama yani Burak'la takılmasını hiçbir şey demiyorsunuz. Bu nasıl iş? Cümleleri bulmaya çalışıyorum. Ama nasıl söylesem bilemedim. Deminden beri bir şeyler var sende abla, söyle. Burakların bize geldiği ne kadar iyi oldu değil mi? Evet, hem ödevleri birlikte yaparız. Onun matematiği benden daha iyi zaten. Ha. Gözde. Senin Burak'la aranda bir şey olabilir. Şimdi anladım. Burak'la aramda hiçbir şey yok abla. Biz sadece arkadaşız. Ne bileyim yani, bana bir söz verdin. Ben de onu anlamaya çalışıyorum Gözdeciğim. Evet abla, bir söz verdim. Okul bitene kadar bir gönül ilişkim olmayacak dedim. Ve sözümü tutuyorum da. Hani bileyim, sizi öyle o kadar birlikte mutlu görünce insanın kafası karışıyor. İnsan arkadaşlarıyla birlikteyken de mutlu olamaz mı? Olabilir. Doğru, haklısın. Biz Burak'la çok güzel vakit geçiriyoruz. O benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Ay ne bileyim Gözde. Koray'la yaşadıklarımızı biliyorsun, bak hala atlatabilmiş değiliz. Ben bir daha aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Biliyorum abla. Ama Burak Koray gibi değil. Ben de eski Gözde değilim. Dersimi çok iyi aldım ben. Bundan sonra benim için sadece okulum var. O senin o suratını yerim. Ya benim Mirfet'im ablasının gülü. Oh gül kokulum benim, oh bir tane. Of, of. Tamam. Vay be. İşte öğretmen kardeşi olmak böyle bir şey demek ki. Şu kitapların çokluğuna bak. Burak? Ya çok özür dilerim ben. Kusura bakma, ben şey, kitaplarımı ben senin arabada unutmuştum. Sonra seni göremeyince sen şeydeydin galiba, ben... Tamam tamam, sorun değil. Ya ben bu kitabı çok merak ediyordum. Öyle orada görünce de biraz inceleyeyim dedim ama. Tamam sorun değil dedim ya, zaten ben bu kitabı okudum. İstersen senin olabilir. Ya yok yok, teşekkür ederim, gerek yok. O zaman ödünç veriyorum. Okuduktan sonra bana geri verirsin. Ha, ablam gibi konu özeti isteyip test ederim, haberin olsun. Peki tamam. Sen hangi kitabı istemiştin? Ha, o edebiyat kitabını alacaktım ben de. Teşekkür ederim. Ben ödevleri yapayım o zaman. İyi dersler. Gördü mü acaba? Ya gördüyse? Onlar sanmasın. Onun da sevdası var. Kara sevdası. Hem biz onunla bu konuyu konuştuk. Koray'la aramda hiçbir şey olmadığını biliyor. Ama ya niye sakladın diye sorarsa. Kızım Gözde, delirdin mi ya? Kendi kendine konuşuyorsun. Zaten ablana bir söz verdim. Burak'la birlikte olamazsın.
Hala konuşmaya devam ediyorum ya, hala. Ya sen araban ben de çocuklar. Vapurla geldim. Hoş bulduk. Bugün kazansak da kaybetsek de burada sizinle tek yürek olmak benim için ne kadar önemli biliyor musunuz? Bizim için de hocam. Hepinizle gurur duyuyorum. Çocuklar bir bakın bundan sonra daha neler yapacağız. İnşallah. Tezahürata da hazırız. Hazırız hocam her zaman. Loşko yazdığı bir şey. Ne güzelmiş sahne değil mi? Bayağı büyük. Göz bebeklerim, kuzularım, Hayat Hocam. Sizlere güvenim sonsuz. İnanıyorum, çok inanıyorum bu yarışmayı kazanacaksınız. O güzel ödülü okulumuza gururla getireceksiniz, hiç şüphem yok. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Gedikpaşa Anadolu Lisesi'nin muhteşem öğrencileri, hepinizle gurur. Müsaadenizle. Arkadaşlar merhaba, kusura bakmayın. Bir ara aranızda olamadım, moralim çok bozuktu ama şimdi yanınızdayım. Olur mu oğlum? Şu an yanımızdasın. Önemli olan da bu zaten. Evet. Ya yarışmayı da benim için kazanmak istiyormuşsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Yani iyi ki yanımdasınız, iyi ki varsınız. Dostunuz benim için daha önemli ama biliyorsunuz yani paranın pulun önemi yok. İyi ki varsınız arkadaşlar, ya. Teşekkür ederim. Sen de iyi ki varsın. Hadi bakalım, hadi yerleriniz artık. Yarışma başlayacak. Hocam. Bu arada Zeynep'ten haber yok biliyorsunuz değil mi? Yok. Allah telefonlarını da açmıyor. Allah Allah, dur bir de ben arayayım. Tamam, açma. Oh. Annemler duymuş herhalde. Biz de yatarız birazdan. Şimdi yarışmayı kazansaydık nasıl neşeli olurduk? Yine neşeli oluruz canım, ne var bunda? Allah Allah, dünyanın sonu değil ya. Hayatımızı bu yarışmaya mı bağladık? Biz bağlamıştık sanırım. Yani Burak için tek umudumuz oydu. Ya yok, benim için o kadar üzülmenize gerek yok. Sonuçta dünyanın sonu değil. Her şey olacağını var. Bak. Ne güzel söyledi. Her şey olacağını varır. Enseyi karartmamak lazım. Da. Benim aklım Zeynep'te kaldı. Ne oldu bu kıza? Niye gelmedi? Yapmaz ki böyle bir şey. Zeynep'i defalarca aradım. Telefonu hala kapalı. Ya. Söylediğin her şeyi kaydettim Koray. Suçunu itiraf ettim. Artık herkes senin gerçek yüzünü bilecek. Sevda! 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 Hop! Hop hop! Ya çık! Efendim? Alo hocam, Burak'ın transferini iptal ettiren Koray'mış. Ne diyorsun? Her şeyi itiraf etti, ben de ses kaydı yaptım. Tamam dur, sakin ol, sen cerrah beylerin evine git, ben de oraya geleyim, orada seninle buluşalım, tamam mı? Sakin ol. Tamam, geliyorum ben hemen. Abla ne oluyor, ne cerrah beyi? Gözde ben çıkıyorum, arkamdan kapıyı kilitleyin tamam mı, kimseye açmayın. Abla. Tamam, yok bir şey, hadi. Abla. Allah'ım ya. Koray dur. Koray nereye gidiyorsun, dur. Tebrik ederim seni. Bugün beni alt ettin. Akıllı kız. Koray, sen sadece yaptıklarının bedelini ödüyorsun. İnsanların hayatlarıyla bu kadar kolay oynayamazsın. Bugün dersimi aldım ben. Eyvallah. Koray dur.
Ya nereye gidiyorsun, ne? Şu an görmek istediğim tek bir kişi var. Gözde'ye gidiyorum. Koray yapma. Koray saçmalama, dur. Ya bizim Suat da ciğerini yadırgamadı ha. Fosur fosur uyuyor. Mithat Mete Pars. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya beni de uyku tutmadı ki. Ben de uyuyamadım. Mısır patlattım. Ablam gelene kadar da uyumam zaten. Kendine patlattın herhalde mısır. Alsana. Ver hadi bakayım. Kendin mi patlattın? Evet. Vay be. Güzel olmuş mu? Hmm, çok güzel olmuş. Koray! Ya Koray! Koray dursana! Ya ne yapıyorsun? Saçmalama Koray! Uyuyordur zaten şimdi. Ne diyeceksin bu saatte kıza? Ne mi diyeceğim? Bu dünyada güvendiğim tek insansın diyeceğim. Seni seviyorum. Gel benimle. Yeniden hayat kuralım diyeceğim. Sadece senle ben. Ondan başka kimsemin kalmadığını söyleyeceğim ona. Hayat Hoca neden gitti acaba Koray'ın abisine? Bilmiyorum ki. Yani ben de çok merak ediyorum. Ya Koray yapma, ne olursun Koray ya. Ablam geldi. Sevda bak. Bu muydu senin sevgin? Hiç bitmez dediğin aşkın bu muydu? Hani bizi kimse ayıramazdı? Hani kimsenin gücü yetmezdi? Ben aptal gibi senin için neler yapıyorum? Sen burada ne yapıyorsun? Yazıklar olsun. Sevda sen yanlış anladın. Biz gözlerle sadece... Bırak sus. Etme bana. Her şey ortada zaten. Sevda yanlış anladın. Düşündüğün gibi değil. Ya biz burada... Ya sen hala ne hakla konuşuyorsun? Zahmet edip de bana sevgilini savunma.
Sevda sana açıklama şansı tanımadı ama dinleyince anlayacaktır bence. Ya dinlerse tabii. Çok kötü oldu bu ya. Ya sen onu aldatmadın ki. Yani hatta bildiğim kadarıyla siz ayrı gibiydiniz. Ya evet ama onun bu kadar incinmesini istemiyorum ben. Daha önce hiç onu bu kadar üzgün görmedim. Anladım. Kendini kötü hissettin. Öyle tabii. Bir de burada böyle hiçbir şey yapmadan durunca... Ne yapacaksın ki? Ya gidip konuşacağım. Yanına gitmeliyim. Yarın konuş bence. Şu an çok sinirlidir. Ya zaten o yüzden konuşmam lazım. Ben tanırım Sevda'yı. Önce bir arasaydın. Telefonu kapalı. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Bak yine kapalı. Aptal kafam ya. Çok pişmanım. Burak biz pişman olacağını ne yaşadık ki? Ya onu demiyorum Gözde. Yanlış anladın sen. Peşinden gitmedim diye pişmanım. Onu o halde yalnız bırakmamalıyım. Ben de sandım ki yani... Tamam haklısın. Ya kusura bakma. Geldik geleli size de huzur bırakmadık. Saçmalama Burak. Asıl sen kusura bakma. Yani bugün senin değer verdiğin biri benim yüzümden kırıldı. Olsun. Konuşur hallederim ben. Hadi gideyim. Görüşürüz. Bana haber ver olur mu? Tamam. Görüşürüz.